Çin Komünist Partisi 20. Ulusal Kongresi başkent Beijing'de toplandı. 5 yılda bir yapılan ulusal kongrede Çin Halk Cumhuriyeti'nin gelecekteki siyasi doğrultusu ve yönetimde yer alacak kadrolar belirlenecek. Ülke genelinden 2296 delegenin katıldığı kurultayda Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Xi Jinping'in 3. kez parti genel sekreteri seçilmesi bekleniyor. Seçilmesi durumunda Xi, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurucusu Mao Zedong'dan sonra parti liderliğini ve devlet başkanlığını 2 dönemden fazla sürdüren ilk yönetici olacak. Çin, dünyaya yeni fırsatlar sunmaya, barışa ve ekonomik kalkınmaya katkı vermeye devam edecek. 2049 yılına kadar modern sosyalist bir ülke inşa etme hedefiyle uygarlığının ilerlemesine önderlik etmeye odaklanacağız. ...20. Ulusal Kongre'de Çin Komünist Partisi'nin üst organları Merkez Komite ve Disiplin Denetimi Komisyonu üyeleri seçilecek. Parti liderliğinin geçmiş 5 yıllık raporları gözden geçirilecek. Parti tüzüğü revize edilerek güncel sorunlara ilişkin yeni politikalar belirlenecek. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, ÇKP'nin 20. Ulusal Kongresi dolayısıyla Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'e mesaj yolladı. Perinçek mesajında Asya'nın merkezinde olduğu yeni bir dünyanın kurulduğunu belirtti. Başarılarınız bütün insanlığın başarısı olacaktır ifadelerini kullandı. Çin Komünist Partisi'nin 20. Ulusal Kongresi'ni Asya'nın batı ucundan yürekten devrimci duygularla selamlıyoruz. Kongre yeni bir dünyanın kurulduğu Asya'da yeni bir uygarlığın yükseldiği tarihi koşullarda toplanıyor. ÇKP, bilimsel sosyalizmi Çin'e özgü koşullara uygulayarak sosyalizmin inşasında ısrar etmekte ve sınıfsız toplum davasına olağanüstü katkılarda bulunmaktadır. Ulusal Kongre'nin Çin'in ortak refah toplumuna ilerlemesi ve eşitsizliklerle mücadelesi için tarihi kararlar alacağından eminiz. Çin Komünist Partisi'nin çekirdeğinde Xi Jinping yoldaşın olduğu Merkez Komitesi önderliğindeki başarıları yalnız Çin devleti ve halkının değil aynı zamanda bütün insanlığın başarıları olacaktır. Vatan Partisi lideri Perinçek mesajında Türkiye-Çin dostluğuna vurgu yaptı. Türkiye ve Çin insanlığın emperyalizmden kurtuluşuna öncülük edecek ifadelerini kullandı. Çin Komünist Partisi ile Türkiye Vatan Partisi arasındaki dayanışma ve kardeşlik partilerimizin bilimsel sosyalizmin çağdaşlaşmasına verdiği bilimsel emekten ve çetin mücadele geleneklerimizden kuvvet alıyor. Dava arkadaşlığımız 7 ateşten geçmiştir ve 77 ateşten geçmeye hazırdır. Partilerimiz omuz omuza vererek ülkelerimiz arasındaki işbirliğinin gelişmesine ve insanlığın büyük geleceğinin inşasına devrimci katkılarda bulunacaklardır. Çin ve Türkiye insanlığın emperyalizmden ve kapitalizmden kurtuluşunda öncü görevler yapacaktır. Vatan Partisi olarak sizlere Türkiye'nin 200 yıllık milli demokratik devrimini tamamlayacağı bir sürece girdiğimizi bildiriyoruz. Çin Komünist Partisi'nin 21. Genel Kongresi'ni Türkiye'den Hükümet Partisi olarak selamlayacağız.